Arkadaşlar bu oyunda oyuna geçmeden önce bir çekiliş vardı biliyorsunuz, 100 bin joy para çekilişi. Onun kazananlarına joy paralarını göndereceğiz. Öncelikle ilk kazanan arkadaştan şu anda başlıyoruz. Kendisinin kullanıcı adı Faruk Ömer TR 00. Şöyle hemen kopyalayalım kullanıcı adına. Abi çıkartamadık. O yüzden 50 yazacağız. TR 00. Evet, şu anda çıktı. 10 bin joy parasını gönderelim. İlk kazanan arkadaşa şu anda gönderdik. İkinci arkadaşa geçiyoruz. Oyun içi nick yazmış ama oyun içi nick değil. Umarım bu giriş ID'dir. Evet, herhalde doğru. Oyun içi yazmış ama giriş ID'si diye tahmin ediyorum. Kendisine de şu anda gönderdik. Hemen üçüncü arkadaşa geçiyorum. Evet, o da çıktı. Bazen kopyalayıp sır yapınca bir anda böyle çıkmayabiliyor. Herhalde boşluklu falan filan kopyaladığım için veya bilmiyorum başka bir sebebi vardır. O yüzden bir tek silmem gerekebiliyor. Evet, bak şu anda çıktı. Yalnız 4 yazdım. Ben şöyle 10 joy parasını diğer arkadaşımı da gönderelim. Arkadaşlar bu arada çekilişler devam edecek. Eğer siz de çekilişlere katılmak istiyorsanız hemen altta Purchase'lerin linki var. Oradan siteye kayıt olabilirsiniz. Siteyi kullanmaya başlayabilirsiniz aynı zamanda. O linkten kayıt olduğunuz zaman zaten ben çekiliş zamanları söylüyorum. Referans kodunuzu atıyorsunuz ve çekilişlere otomatik olarak katılmış oluyorsunuz diyebilirim. Kullanıcının senin birazcık kaymış. Yalnız çıkmadı. Elimizde yazı. Evet, çıktı. Arada sırada dediğim gibi böyle elle yazmak gerekebiliyor. Bir de şunu söylemek istiyorum özellikle bu çekiliş bu arada benim alt tarafa koyduğum linkten gelen arkadaşlar arasında oluyor. Örnek veriyorum, farklı bir yayıncının linkinden gelmişsinizdir. Yani farklı bir yayıncının linkinden kayıt olmuşsunuzdur. Oradaki referans kodunuzu atarsanız çekilişe katılamıyorsunuz. Yani şu an buradan çekilişi kazanan arkadaşların hepsi benim alt kısma koyduğum linkten gelen arkadaşlar diyebilirim. Yalnız senin kullanıcı adın çıkmadı. Ben onu nasıl yazacağım? Oyun içi ad yazmış. Dur, bu oyun içi adıymış. Tamam. Kullanıcı adını bulduk. Garantiye almış abi adam işini. İkisini de yazmış. İyi yapmış ama giriş halinde yazman yeterli. Ve son arkadaşlara da yavaş yavaş geliyoruz. Hemen Sabrican. Buna da göndereceğiz ama o da çıkmadı. Evet, 50 yazınca çıktı. 10 bin joy parasını onda şu anda gönderiyorum. Seni de kopyalayalım. Ve şu anda son arkadaşa geçiyorum. Kullanıcı adı Patlayan Kalkı 27 sanırsam. Evet, o da çıktı ve şu anda son arkadaşına joy parasını gönderdim. Sitenin transfer sistemi bu şekilde. Gerekli zaten açıklamaları için joy para çekiliş videosunda yapmıştım. Dediğim gibi siz de siteyi kullanmaya başlayabilirsiniz ve aynı zamanda çekilişlere katılabilirsiniz. Alttaki hemen Ördeciler linkinden doğrudan kayıt olabilirsiniz. Hadi şimdi oyuna geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda oyuna girdim. Bugün de Amazon kasa açımı yapacağız. Aslında ya bu aralar böyle peş peşe kasa açılım videoları geliyor. Bunun sebebi yani yeni kasalar geldi ve bunları aslında peş peşe atmak istiyorum. Yani arada çok fark olsun istemiyorum. O yüzden bugün Amazon kasasını açacağız. Amazon kasanın en bomba içeriği 30. kasadan sonra 100 milyon KP kuponu veriyor olasılığı arkadaşlar. Yani 100 milyon KP çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama başlayacağız. Hadi bakalım neler çıkacak, onu deneyeceğiz. Şu an sesim bir tık falan kısayım. Bu arada animasyonsuz açacağım. 4000 KP ile başladık. Peşine 1000 KP ile devam ediyoruz. Şu anda ciddi ciddi KP atıyor. Bakalım aradan şöyle bir 100 milyon KP patlarsa şaşırmam. Bayağı hızlı açacağım yalnız. Hani animasyon falan kullanmayacağım bu sefer. Genel olarak KP çıkıyor. Bunun asıl bombası hediyelerinde. Virüs pençesi 20 günlük çıktı bu arada. Hadi bakalım. Legend da atabiliyor aynı şekilde. 2017 yeni yıl kutusu attı sanırsam. Hediyesine geliyoruz. Barut attı abi 30 günlük hediyesinden. İyi. İyi. Dur bakalım. Belki atar. Yine.
abi. Arada sırada 3000 4000 de atıyor yalnız. Hediyesine ya abi ateş attı şimdi 30 günlük. Fena gitmiyor. Hadi bakalım. Hadi. Black operasyon kasası 30 adet attı. At bir 100 milyon KP. Hadi. Atarsın. Atarsın. Atarsın herhalde. Ne geliyor abi? Vampir Kurt Bench'te 30 günlük. Fena değil. Ben şöyle bir daha bakacağım bu taraftaki içeriklere. 100 milyon KP kuponu var. Raynor var, Bane var, Duvar Kursu var, Vampir Pençesi var. Şu an bize Vampir Pençesi çıktı buradan. Black Operasyon kasası çıktı. Ateş Barut çıktı. Dur bakalım. Belki diğeri de çıkar. Ben yine de deneyeceğim. Bekliyorum. Hadi. Hadi. Barut çıktı abi 30 günlük. Hayda. Hadi. Arkadaşlar bu arada bir belli bir kutu sayısından sonra kamp değiştireceğim. Onu da söyleyeyim. Bir değişiklik, özel kutu yeteneği 30 günlük çıktı. Bir kamp değişikliği yapmak istiyorum. Çünkü bunda şöyle de bir durum var aslında. 20. kutuda şöyle legend atma olasılığı var. Göstereyim hemen. M4A1 katlayamaktan 90 günlük atabiliyor. Bu da şu demek oluyor ki kamp değiştirdiğiniz zaman hani hiç açmamışsınız gibi sıfırlanıyor bu arada bunda. Haberiniz olsun. Eğer 30. kutudaki hediyeleri istiyorsanız kamp değiştirmeyin hiçbir şekilde. Şimdi en baştan sıfırlanmış bir şekilde başladım. Belki 20. kuttan legend falan denk gelir. Onu deneyeceğim. Zaten şimdi demek istediğimi daha net bir şekilde anlayacaksınız. Bak 10. kasadayım. M4A1 çıktı, Ultimate çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi 20. kasada şuradaki yazanlardan bir tanesi çıkacak. 20. kasaya doğru giriyoruz. Bakalım ne atacak? Son 2. Son 1 ve Raynor attı 20 günlük. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 20 günlük Raynor şu anda burada mevcut. Hani dediğim olayı denemek istiyorsanız mesela sizin buradaki amacınız sadece Legend çıkarmaksa 20 kasa için kamp değiştirin, 20 kasa için kamp değiştirin. Ama hayır ben 100 milyon KP oynayacağım diyorsanız da tabii hiç kamp değiştirmeyin. Şu anda hediyesinden hemen şu gördüğünüz içeriklerden bir tanesini verecek sürekli bundan sonraki süreçte. Hadi bakalım. Duvar koşusu ikinci seviye 30 gün. İyi. Abi 100 milyon KP çıkar mı ya? Ben şu an bayağı seri açıyorum ama çıkabilir. Niye çıkmasın? Black operasyon çıktı. Hadi bir 100 milyon KP. Hadi. Hadi atarsın. Atarsın. Bane attı abi 30 günlük. Neyse. Daha 80 tane var. Belki atar. Atmasa bile yine de çıkan eşyalar bence iyi yani. Vampir Kurt Pençesi çıktı 30 günlük abi. Zaten kasadan atabilecek en iyi eşyayı şu anda bekliyoruz. Onu da özellikle vurgulayayım. 100 milyon KP kuponu yani. Hani daha iyi bir eşya yok şu anda. Black operasyon çıktı yine. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Açıyorum. Aç. Tır. Vampir Kurt Pençesi. Abi animasyonunu açacağım. Şeyleri, hediyelerini. Hediyeye gelmeden önceki son kutu animasyonu açacağım. Evet. Mesela şu kutuda hemen animasyonu kullan diyelim. Hazırsanız. Geliyor. Geliyor. Ne geliyor? Beyin geldi 30 günlük. Animasyonu kapat. Kapat. Vazgeçtim. Tamam. Bir çılgınlık deneyelim dedik ama tutmadı çılgınlık. Gerek yok. Tamam. İyi böyle. Yavaş yavaş devam ederiz. Yavaş yavaş dedim. Hızlı hızlı daha doğrusu. Çok da yavaş değil. Black operasyon attı tekrardan. Son 30'a girdik arkadaşlar. Bu arada bayağı da KP yağıyor. 3000, 3000, 4000, 5000. 1000 de atıyor arada. Evet 1000 attı. Raynor çıktı. Son 20. Çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Son 10. Son 10'dayız şu anda. Yavaş açacağım.
yavaş yavaş açıyorum. Sakin. Sakin bir şekilde. Ve 30 günlük ateş attı. Evet arkadaşlar, bu bölümün de sonuna gelelim. Yorum kısmına sıradaki hangi kutuyu açmayı istediğinizi yazmanızı bekliyorum. Lima mı? Yeşil kasa mı? Lima mı? Yeşil kasa mı? 300 tane lima var, 90 tane yeşil kasa var. Hangisini istiyorsanız yoruma düşebilirsiniz. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.